adaylarımızı çıkardık. Bu 31 Mart'ta DEM Parti olarak bu yarışta varız. Yerel yönetim iddiamızla, yerinden demokrasi, yerel demokrasi güçlendirme iddiamızla ve siyasi perspektifimizle alanlarda olacağız. Yani Kürt illerinden Batı'ya, Ege'ye, Trakya'ya, İç Anadolu'ya kadar her yerde adaylarımızla bu seçimde DEM Parti'nin genel yönetim perspektifini de anlatıyor olacağız. Şunu söyleyeyim, gönül rahatlığıyla sahada temas edebildiğimiz, gidebildiğimiz bölgelerde, merkezlerde, yerlerde hakikaten yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu bir propagandatif amaçla söylemiyorum. Yani izleyen basın mensupları da aslında bunu yerinde tespit edebilirler. Bir kere bizim Büyükşehir Belediyesi'nde yarışıyor olmamız, DEM Parti'nin İstanbul'da yaygın bir şekilde bu kampanyayı yürütüyor olması büyük bir, aynı zamanda destekle de karşılanıyor. Sadece ilgi dediğim bir sevgi gösterisi hani gibi algılamayın. Yani zaman zaman özel sohbetler de oluyor ya da sorularla halk toplantılarında, derneklerde, başka kurumlarda, yöre derneklerinde özellikle bunu yüksek sesle zaten ifade ediyorlar. Tartışma platformunu yaratan partiyiz biz. Parti kurullarımızın, MYK ve parti meclisimizin aldığı kararla on binlerce toplantı yaptık. On binlerce insanla temas ettik. Seçmenimizle, halkımızla, illa parti seçmeni olması da gerekmiyor. Farklı kanallardan da bu konuşmaları, değerlendirmeleri yaptık. Zaten ezici çoğunluk seçimde bizim var olmamız kampanyada, yani hem İstanbul için hem diğer büyük şehirlerde, Türkiye'nin her tarafında seçimlere girmemiz yönünde yoğun bir talep vardı. Yani biz humanizması aynı zamanda en yüksek olan parti olduğumuzu iddia ediyoruz. Halk hareketi olduğumuzu söylüyoruz. Halka dayalı bir siyaset yaptığımızı da ifade ediyoruz. Bu yönüyle bu ilgiyi bu boyutuyla da değerlendirmenizi isteriz. DEM Parti'nin, hatta şöyle söyleyelim, DEM öncelerinin de dahil olmak üzere seçim tartışmalarında, toplam siyasette denklem dışındaymış gibi tartışılmasına alışırız. Bunu şöyle söyleyebilirim. Burada sadece DEM Parti'den ziyade halkın gerçek taleplerinin aslında bu tartışmaların dışında tutulduğunu söylemek lazım. Yani HDP, DEM bu çizginin eşittir halk olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada tabii çok kasti bir yaklaşım olduğunu da yine söyleyebiliriz. Burada yalnızca iktidarın ötekileştirme, yok sayma, kriminalize etme politikalarından ziyade DEM Parti'nin, DEM Parti'de somutlanmış emekçi halk, yoksul halk, ezilen halklar, inançlar, yok sayılanların temsili, bunların siyasette özneleşmesi meselesi aslında yok sayılan şey. Sadece kendi görünürlüğümüzü değil, aynı zamanda yok sayılanların da görünürlüğünü, özneleşmesini inşa etme çalışması yürütüyoruz, görüyoruz. Bu anlamda biz sadece seçim çalışması yürütmüş olmuyoruz böylece. Aslında örneğin İstanbul'da işte seçim çalışmalarında görüyoruz. Her taraf pankart, bayrak dolu, büyük bir kirlilik var. Yürütülen tartışmalarda da gerçekten sorunların tartışıldığı, sorun odaklarının tartışılmasından ziyade birbirleriyle bir ağız dalaşı yaşanıyor. Bir taraftan şantaj ve tehdit dili var. Bir taraftan da bu tehdit dili karşısında mecburen yan yana gelme çağrısı yapılıyor. Dolayısıyla buradan hareketle bizim son hafta ne yaparsınız diye sordunuz. Biz başladığımız gibi devam edeceğiz. Bu perspektife sahipsek eğer sonuna kadar en güçlü, en yüksek başarıyı elde etme konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Fakat bu seçimde kaybettirme ya da kazandırma gibi bir stratejimiz yok. Bir perspektifimiz yok. Kazanma stratejimiz var. Kendi iddiamızı, kendi politik perspektifimizle bu seçime giriyoruz. Tabii ki İstanbullu bir yurttaşa gittiğimizde İmamoğlu'na oy vermeyin, bize oy verin demiyoruz. Bize oy verilmesi gerektiğini, neden
farklılıklarımızı anlatıyoruz ve geçen süre zarfında yaşananlar tabii ki yakın tarih ama çok önemli derslerle dolu bir tarih aynı zamanda. LGBT, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği konusunda bizim parti olarak açık ara bundan gurur duymama izin verin, onur duymama farklıyız ve öncülük yapıyoruz. Yani bu konuda çok iddialıyız. Türkiye'de eş başkanlık sistemini uygulayan parlamentodaki partiler açısından en azından tek partimiziz. Eş genel başkanlık sisteminin siyasi partiler yasasında yer alması mücadelesini yürüten ve bunu yasallaştıran bir partiyiz aynı zamanda. Bugün Kürt illerine kayyum atanıyor. Bu yarın Türkiye'nin her tarafına sirayet eder. Bu nedenle mücadeleye yaklaşmak, o mücadeleyi yapmanın önemini defaatle ifade ettik ve maalesef şu anda yerel yönetimlerin yetkileri tek bir kısıtlanıyor. Yani merkezi iktidar birçok yetkiyi aslında almış durumda. Hani bu zaman zaman gazetelerde tartışılıyor ama çok güçlü bir tartışmada yaşanmıyor. Yani şu bile, şu sorunuz bile içinde bulunduğumuz sistemin, ortamın ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Bu bizim temel mücadele gerekçelerimizden biri. Şunu anlatmak isterim bu sorunuza atfen. Şu anda Hakkari'den Diyarbakır'a kadar, Siirt'e kadar, Şırnak'a kadar, kayınlara gelmeden önce bunu söylemek istiyorum. Çünkü bizim açımızdan çok hayati bir mesele. Seçmen taşımaları var. Seçmen taşıması çok işi böyle sanki basitleştirdiği gibi geldi. Başka bir kavram arıyorum. Robot seçmen diyoruz, kaçak seçmen diyoruz. Halk iradesini gasp edecek böyle insanları bölgeye taşımak, dinlere, Türk dinlerine taşımak. Bu yöntem de kayyumun başka bir yöntemidir. Yani yaşamayan, bir ilde, ilçede yaşamayan insanların o ili 5 yıl yönetecek olan belediye yönetimi, belediye başkanını seçtirmek başka bir kayyum yöntemidir. Diğer kayyum atamalarını zaten hiçbir ilkeyle açıklanamaz. Bu doğrudan darbe. Hani biz darbe olarak görüyoruz. Ve bu dönem tabii ki kayyum atanmaması için öncelikle yüksek oranlarda o belediyeleri almak ilk adımımız. Yani bütün bu yaşatılanlara rağmen ve parantez içinde şunu söyleyeyim. Biz seçmen taşımalarla ilgili haftalardır burada MYK üyelerimiz de var. Bas bas bağırıyoruz. Mecliste, sokakta, dışarıda, açıklamalarımızda. Ya muhalefet, genel olarak muhalefetten, asla bir parti işaret etmiyorum. Şu denmedi ya, niye seçmen taşıyorsunuz? Ne oluyor? Yani niye İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Malatya'ya seçmen taşımıyorsunuz da Diyarbakır'a, Mardin'e, Siirt'e, Şırnak'a, Hakkari'ye, Erzurum'a, Karaçoban'a, Kars'a seçmen, Iğdır'a seçmen taşımıyorsunuz denmiyor. İşte girme gerekçelerimizden biri bu mücadeleyi genişletmek. Haksızlık nerede olursa olsun biz karşısında olmak sorumluluğunu hissediyoruz ve görevimiz. Bizim 2023 seçimlerinden sonra yaptığımız binlerce toplantı ve on binlerce insanla yürüttüğümüz karşılıklı müzakerelerden çıkan bir sonuç var. O da şudur. İnsanlarımız bize şunu söylediler. Biz 2019'da bir tercih yaptık. 2024 yerel seçimlerinde ise belirleyen biz olacağız. Yani biz kendi yerelimizde ne yapacağımızı elbette ki parti perspektifinden kopmadan ama kendimiz belirleyeceğiz dediler. İşte biz bunun burayı kent uzlaşısı diyoruz. Birincisi bunun spekülasyonlardan arındırılıp iyi kavranması gerektiğini düşünüyoruz. Yani kent uzlaşısı sadece bir pazarlık meselesi değil. Kent uzlaşısı şu veya bu partiye kızgınlık, tepkinin sonucu değil. Doğrudan politik bir perspektif. Ama bu perspektifin elbette ki bazı handikapları da var. Yani kolay bir ülke değil burası. Handikapları da var. Yani ülkenin içerisinde bambaşka dinamiklere sahip iller, illerin içerisinde bambaşka dinamiklere sahip ilçeler var. Hatta köyler bile farklı dinamiklere sahip, tarihsel olarak bile, güncel olarak bile. Dolayısıyla zor bir iş. Bizim gibi çok bileşenli bir partide daha da zorlaşıyor.
O yüzden bazı gerilimler yaşadık. Elbette ki stresler açığa çıktı. Belki hatalar yapmışızdır. Bunları göreceğiz yani. Bu ayrı bir mesele. Ama kent yurt açısının temel mantığı bu. İstanbul'da da bu anlamda araya çıkartmadığımız yerlerde yerelimiz kendi tercihini bu tartışmalar sonucunda verecek. Ama temel kriterimiz şu. Rantçı olmayacak. Çizdiğimiz paradigmaya aykırı olmayacak. Kadın özgürlük çizgisiyle çelişmeyecek. Halkların burada özgürce kendisini ifade etmesi perspektifimize esasdan karşı olmayacak. Yani temel DEM Parti'nin sac ayakları var. Demokrasi, kadın özgürlüğü çizgisi, ekoloji, demokrasi. Bütün bunlarla çelişmeyecek bir perspektif esas olmak üzere genelimiz kendi tercihini yapacak. Yani biz gittiğimizde şu adaya oy verin, bu adaya oy verin demeyeceğiz. Halkımız bunu kendisi elbette kendi uzlaşısı perspektifine bağlı olarak belirleyecek.